gökyüzündeki yıldızların arasında kaybolmak, evrenin derinliklerinde yolculuk etmek ve atomaltı parçacıkların gizemli hareketlerine tanıklık etmek, insan zihninin en büyük keşiflerinden biridir. Bilim, insanlığın sınırlarını zorlamasıyla birlikte, evrenin karmaşıklığını anlamak için sonsuz bir tutku ve merak kaynağı olmuştur. Uzayın sonsuzluğunda dolaşırken ve atomaltı dünyanın gizemlerini keşfederken, bilim insanları, varoluşun temel sorularına yanıtlar aramış ve insanlığın bilgi dağarcığını sürekli genişletmiştir. Fiziğin gelişimi, insanlığın bakış açısını kökten değiştirmiş ve evrenin doğası hakkındaki anlayışımızı derinleştirmiştir. Fizik, evrenin nasıl işlediğini, madde ve enerjinin nasıl etkileşime girdiğini ve zamanın ve uzayın nasıl birbirine bağlı olduğunu anlamak için önemli bir araçtır. Bu yolu aydınlatanların arasında bir dahi ve bilim kahramanı olan bir isim vardı. Bu kişi Stephen Hawking'di. Stephen Hawking, sadece bilim dünyasının değil, tüm dünyanın saygı duyduğu bir figürdü. Engelleri aşarak, zihinsel gücünün sınırlarını zorlayarak ve evrenin en karmaşık sorularını sormaktan çekinmeyerek, kuantum fiziği ve kara delikler gibi zorlayıcı konular üzerine yaptığı çalışmalarla, bilim tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Ancak Hawking'in etkisi, sadece bilimsel keşiflerle sınırlı değildi, aynı zamanda, popüler bilim yazarı olarak da, karmaşık konuları anlaşılır hale getirerek ve evrenin sırlarını geniş kitlelere açıklayarak, bilimin güzelliklerini herkes için erişilebilir kıldı. Stephen Hawking, bilimsel dehasıyla tanınan bir isim olmasının yanı sıra, hayatının büyük bir kısmını sınırları aşma mücadelesiyle de geçirdi. Gençlik yıllarında Cambridge Üniversitesi'nde fizik okuyarak akademik kariyerine başladı. Ancak henüz 21 yaşındayken hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşılaştı. Amyotrofik lateral skleroz adı verilen bir motor nöron hastalığına yakalandı. Hastalık teşhisi konulduğunda genç Hawking'e sadece birkaç yıl ömür biçildi. Ancak bu acımasız hastalıkla mücadele etme kararlılığı ve inancı onu sadece hayatta tutmakla kalmadı, aynı zamanda bilim dünyasına da önemli katkılarda bulunmaya yönlendirdi. Hastalığın belirtileri zamanla vücudun kaslarını zayıflatan ve kontrolü kaybettiren bir durumdur. Bu hastalık, Hawking'in fiziksel yeteneklerini giderek sınırladı ve sonunda tamamen felç olmasına neden oldu. Ancak zihinsel kapasitesi ve tutkusu sağlam kaldı. Hawking, tekerlekli sandalyeye bağımlı kalsa da, zihinsel bir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürdü ve evrenin en karmaşık sorularını sormaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Fizik alanına olan merak duygusu ve tutkusuyla genç yaşlardan itibaren dikkat çeken biriydi. Oxford Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Cambridge Üniversitesi'nde teorik kozmoloji alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başladı. Cambridge Üniversitesi'nde teorik fizik alanında eğitim gördüğü dönemlerde özellikle evrenin genişlemesi, kara delikler ve zamanın doğası gibi temel kozmolojik konulara odaklandı. Öğrencilik yıllarında, özellikle Roger Penrose gibi önemli isimlerle birlikte çalışarak kozmolojiye olan ilgisini derinleştirdi. Bu dönemde Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi ve kara delikler üzerine çalışmalar yaparak akademik kariyerine yön verdi. Stephen Hawking, genel görelilik teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla bilim dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Hawking'in çalışmaları, genel görelilik teorisini kuantum mekaniği ile birleştirme çabalarını içerir ve bu, kuantum alan teorisi ile genel görelilik teorisi arasındaki temel çelişkiyi çözmeye yönelik önemli bir adımdır. Stephen Hawking'in kara deliklerin radyasyonu veya daha yaygın olarak bilinen adıyla Hawking radyasyonu teorisi, kara deliklerin termal radyasyon yaydığını öne süren önemli bir buluştur. Bu teori, kara deliklerin daha önce düşünülenin aksine sadece madde ve ışığı emmekte kalmadığını, aynı zamanda bir tür radyasyon yaydığını göstermektedir. Hawking radyasyonunun temeli, kuantum mekaniği ve genel görelilik teorisinin birleştirilmesiyle oluşur. Kuantum mekaniği, parçacıkların davranışını tanımlayan ve genellikle mikroskobik düzeyde etkili olan bir fizik teorisidir. Genel görelilik ise, kütle çekimi ve uzay zamanın yapısını açıklayan bir teoridir
ve genellikle makroskopik ölçekte evrenin büyük yapılarını tanımlar. Hawking'in teorisine göre, kara deliklerin sınırları olan olay ufku, kuantum mekaniğinin etkilerini hisseder. Olay ufkundan yakalanıp, içeri çekilen kuantum parçacıkları, çiftler halinde oluşur. Bu çiftlerden biri, kara deliğe düşerken, diğeri serbest olarak kalan radyasyon parçacıklarından oluşur. Bu süreç, kara deliğin, madde ve enerjiyi kaybetmesine neden olur, bu da onun kütle kaybetmesine yol açar. Hawking radyasyonunun keşfi, büyük bir bilimsel ilgi uyandırmıştır. Çünkü bu teori, kara deliklerin termodinamik özelliklerini anlamamıza yardımcı olur. Özellikle, bu radyasyonun keşfi, kara deliklerin sadece madde ve ışığı emmekte kalmayıp, aynı zamanda enerji de yaydığını göstererek, kara deliklerin aslında bir tür ışık saçan cisimler olduğunu gösterir. Hawking radyasyonunun teorik önemi büyüktür, çünkü kuantum mekaniği ile genel görelilik arasındaki çelişkiyi azaltır. Ayrıca, bu teori, evrenin başlangıcı ve sonu gibi büyük kozmolojik soruları ele alırken de önemlidir. Hawking radyasyonu, genel görelilik teorisi ile kuantum mekaniği arasındaki etkileşimi anlamamıza ve evrenin doğası hakkında daha derin bir anlayış geliştirmemize yardımcı olmuştur. Stephen Hawking'in büyük patlama teorisi ve evrenin başlangıcı üzerine yaptığı çalışmalar, evrenin kökeni ve gelişimi hakkındaki temel sorulara cevap aramış ve büyük bir ilgi uyandırmıştır. Bu çalışmalar, evrenin nasıl başladığına dair daha derin bir anlayış sağlamak için evrenin genişlemesi, kara delikler ve kuantum mekaniği gibi farklı fizik teorilerini birleştirmeyi amaçlar. Büyük patlama teorisi, evrenin bir zamanlar son derece yoğun bir noktada ve son derece sıcak bir durumda olduğunu ve ardından genişleyerek bugünkü haline geldiğini öne sürer. Hawking'in çalışmaları, büyük patlama teorisinin matematiksel ve fiziksel temellerini daha da sağlamlaştırmış ve teoriye destek sağlamıştır. Hawking'in büyük patlama teorisi ve evrenin başlangıcı üzerine yaptığı çalışmalar, üç ana başlıklar altında incelenebilir. Birinci başlık, sonsuz enflasyon teorisidir. Hawking, evrenin kökeni hakkındaki teorik düşüncelerini geliştirirken, sonsuz enflasyon teorisini öne sürdü. Sonsuz enflasyon teorisi veya kozmik enflasyon teorisi, evrenin başlangıcını ve gelişimini açıklamak için öne sürülen bir kozmolojik modeldir. Bu teori, evrenin genişlemesinin sadece bir kez değil, sonsuza kadar devam ettiğini öne sürer ve evrenin sonsuz sayıda, cep olarak adlandırılan bölümlere bölündüğünü iddia eder. İlk olarak, 1980'lerde André Linde ve Alex Wilenkin gibi fizikçiler tarafından öne sürülmüştür. Bu teori, evrenin erken dönemlerinde, büyük patlamadan kısa bir süre sonra meydana gelen, enflasyon adı verilen, hızlı genişleme dönemine dayanır. Enflasyon, evrenin çok küçük bir alanının aniden inanılmaz bir hızda genişlediği ve bu genişleme sırasında evrenin homojenlik ve izotropi gibi gözlemlenen özelliklerinin açıklanmasına yardımcı olduğu bir dönemdir. Her cep kendi başına bir evren oluşturur ve içinde farklı fiziksel yasalar ve koşullar bulunabilir. Her bir cep kendi enflasyon dönemini yaşar ve ardından genişlemeye devam eder. Bu sırada yeni cepler oluşabilir ve bu süreç sonsuza kadar devam eder. Sonsuz enflasyon teorisi, evrenin başlangıcını ve gelişimini açıklamak için alternatif bir model sunar. Bu model, evrenin bir başlangıcı olmadığını ancak sonsuza kadar devam eden bir süreç olduğunu öne sürer. Ancak bu teori bugün aktif olarak araştırılmakta olup, deneysel kanıtlarla doğrulanması ve diğer kozmolojik modellerle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. İkinci başlık, sıcak büyük patlama modelidir. Hawking'in çalışmaları, büyük patlama teorisinin sıcak büyük patlama modelini destekler. Bu modele göre, evrenin başlangıcında, yoğun bir noktada, sonsuz derecede yüksek sıcaklık ve yoğunluk vardı ve ardından genişleme süreci başladı. Bu genişleme ile birlikte, evren soğumaya başladı ve günümüzde gözlemlediğimiz galaksiler, yıldızlar ve gezegenler gibi yapılar oluştu. Üçüncü başlık ise, evrenin evrimidir.
Stephen Hawking'in evrenin evrimi ve geleceği hakkındaki çalışmaları, büyük patlama teorisinin evrenin başlangıcı ve gelişimi hakkındaki temel önermelerini derinleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmalar, evrenin genişlemesi, kara deliklerin rolü, kara deliklerin çıkışları ve evrenin gelecekteki kaderi gibi konulara odaklanır. Stephen Hawking'in evrenin genişlemesi üzerine yaptığı çalışmalar, evrenin nasıl genişlediği, genişleme hızının ne olduğu ve bu genişleme sürecinin evrenin geleceği üzerindeki etkileri gibi konuları araştırmayı içerir. Evrenin genişlemesi, büyük patlama teorisinin bir sonucudur ve evrenin başlangıcını ve gelişimini anlamak için temel bir öneme sahiptir. Hawking'in çalışmaları, evrenin genişleme hızının sabit olmadığını ve zamanla değişebileceğini öne sürmüştür. Özellikle, karanlık enerji olarak adlandırılan gizemli bir enerji formu, evrenin genişleme hızını artırabilir ve genişleme sürecini hızlandırabilir. Bu durum, evrenin uzak geleceğindeki genişleme hızı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir ve evrenin son kaderini belirleyebilir. Hawking'in çalışmaları, evrenin genişleme hızının hangi faktörlere bağlı olduğunu ve bu hızın evrenin yapısı ve evrimi üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Stephen Hawking, kozmoloji alanındaki çalışmalarında evrenin genişlemesi ve Hubble yasası gibi temel konuları ele almıştır. Hubble yasası, 1920'lerde Edwin Hubble tarafından keşfedilen ve evrenin genişlemesi hakkında önemli bir bilgi veren bir gözlem yasasıdır. Bu yasa, uzak galaksilerin bizden uzaklaşma hızlarının onların bizden uzaklığı ile doğru orantılı olduğunu belirtir. Hubble yasası, evrenin genişlemesini gösteren temel bir kanıt olarak kabul edilir. Bu yasaya göre, bir galaksi ne kadar uzaksa, o kadar hızlı uzaklaşır. Bu durum, evrenin genişlediği ve tüm galaksilerin birbirinden uzaklaştığı fikrini destekler. Hawking'in çalışmaları, Hubble yasasının evrenin genişlemesi hakkında sağladığı önemli gözlemleri kullanarak, evrenin geçmişi ve geleceği hakkında çeşitli tahminlerde bulunmuştur. Hawking, Hubble yasasının gözlemleri ve evrenin genişlemesine ilişkin teorik modelleri kullanarak, evrenin sonsuz bir genişleme içinde olabileceğini öne sürmüştür. Bu modelde, evren sonsuza kadar genişler ve hiçbir zaman durmaz veya çökmeye başlamaz. Ayrıca, bazı çalışmaları, evrenin genişleme hızının artması nedeniyle, evrenin farklı bölgelerinin birbirinden ayrılacağını ve sonunda bu bölgelerin birbirlerinden tamamen izole olacağını öne sürmüştür. Bunların yanı sıra, Stephen Hawking, karanlık enerji ve karanlık madde gibi gizemli kavramlarla ilgili çalışmalar yapmış ve bu fenomenleri anlamaya yönelik önemli katkılarda bulunmuştur. Bu kavramlar, evrenin gizemli bileşenlerini oluşturur ve evrenin yapısını ve evrimini anlamak için temel bir öneme sahiptir. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini hızlandıran ve evrenin genişleme hızının artmasına neden olan gizemli bir enerji formudur. Bu enerji formu, 1990'larda evrenin genişleme hızının keşfiyle daha yakından incelenmeye başlamıştır. Hawking, karanlık enerji kavramını ele alarak evrenin genişlemesi ve bu genişleme hızının nedenleri üzerine çalışmıştır. Karanlık enerjinin doğası hakkında kuantum alan teorisi ve kozmolojiyi birleştiren teorik çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar, karanlık enerjinin kuantum mekaniği ve genel görelilik gibi temel fizik prensipleriyle nasıl bağlantı kurulacağını ve bu ilişkinin evrenin genişlemesi üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Karanlık madde ise, evrende yaygın olarak bulunan ancak doğrudan algılanamayan bir madde türüdür. Bu madde, galaksilerin dönme hızları ve kütleçekimsel etkiler gibi gözlemlerle varlığına işaret eder. Stephen Hawking, karanlık maddenin doğasını ve evrenin kütleçekim yapısını nasıl etkilediğini anlamak için çalışmıştır. Aynı zamanda, galaksilerin dönme hızları ve galaksi kümelerinin dinamikleri gibi gözlemlenen fenomenlerden yola çıkarak karanlık madde varlığını ve miktarını belirlemeye çalışmıştır. Bu gözlemler, galaksilerin bilinen madde miktarı ile açıklanamayan kütleçekimsel etkilerinin varlığına işaret eder. Bununla bağlantılı olarak, karanlık madde etkileşimlerinin galaksi oluşumu ve evrimi üzerindeki etkilerini incelemiştir.
özellikle karanlık madde yoğunluk dağılımının galaksi oluşumu sürecinde nasıl rol oynadığını anlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Hawking, karanlık madde varlığının evrenin genel yapısı ve evrimi üzerindeki etkilerini anlamak için kozmolojik modeller geliştirmiştir. Bu modeller, karanlık madde içeren evrenlerin evrimini simüle ederek gözlemlerle uyumlu sonuçlar üretmeyi amaçlamıştır. Stephen Hawking, kara deliklerin doğası, oluşumu ve davranışları hakkında önemli çalışmalar yapmış ve bu alanın anlaşılmasına büyük katkılar sağlamıştır. En ünlü ve etkili çalışmalarından biri, kara deliklerin ışıma yapabileceğini öngören Hawking radyasyonu teorisidir. 1974 yılında yayınladığı makalede, kara deliklerin etrafındaki uzay zamanın kuantum dalgalanmaları tarafından uyarıldığını ve bu uyarılmış alanın kara deliğin olay ufku yakınında çiftler halinde parçacıkların üretilmesine neden olduğunu öne sürdü. Hawking'in kara deliklerin termodinamik özellikleri üzerine yaptığı çalışmalar, kara deliklerin bir entropiye sahip olduğunu ve termodinamik bir sistem gibi davrandıklarını göstermiştir. Bu çalışmalar, kara deliklerin entropisinin yüzey alanına orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, Hawking'in bilgi paradoksu olarak bilinen çalışmaları, kara deliklerin içine düşen bilgiyi kurtarmanın mümkün olup olmadığına ilişkin temel bir sorunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda, kara deliklerin evrenin genişlemesi ve yapısı üzerindeki etkilerini de incelemiştir. Özellikle, kara deliklerin evrenin genişleme hızını nasıl etkilediğini ve evrenin uzun vadeli kaderini nasıl belirlediğini araştırmıştır. Stephen Hawking'in birçok önemli eserleri bulunmaktadır. Belki de Hawking'in en ünlü eseri olan Zamanın Kısa Tarihi, genel okuyucular için Evrenin Doğası, Zamanın Akışı, Kara Delikler, Kuantum Mekaniği ve Evrenin Geleceği gibi karmaşık konuları anlaşılır bir şekilde ele alır. 1988'de yayımlandı ve uzun süre çok satanlar listesinde kaldı. Bir diğer eseri olan Büyük Tasarım, evrenin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl oluştuğu sorularına yanıt arar. Evrenin oluşumu ve varlığının ardındaki temel soruları bilimsel bir bakış açısıyla ele alır. Stephen Hawking'in her şeyin teorisi dediğimiz kavramı, evrenin temel yapılarını ve işleyişini açıklamak için bir çaba olarak bilinir. Bu teori, genellikle birleşik bir teori olarak da adlandırılır, çünkü evrenin dört temel kuvveti arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlar. Hawking gibi birçok fizikçi, genel görelilik ve kuantum mekaniği arasında birleştirici bir teori arayışındaydı. Bu durum, evrenin makro düzeyde, genel görelilikte tanımlanabilen, büyük ölçekli yapıları ile mikro düzeyde, kuantum mekaniği tarafından tanımlanan, küçük ölçekli yapılar arasındaki bağlantıyı açıklamak için bir çaba anlamına gelir. Ancak henüz tek bir her şeyin teorisi bulunmamaktadır. Farklı fizikçiler ve araştırmacılar, bu hedefe ulaşmak için çeşitli teoriler ve yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Örneğin, sicim teorisi, kuantum yerçekimi ile diğer temel kuvvetleri birleştirmeyi amaçlayan önemli bir teoridir. Hawking, kendi çalışmalarında kuantum yerçekimi gibi konulara odaklanmış olsa da tam anlamıyla her şeyin teorisini geliştiremedi. Ancak, bu tür araştırmaların evrenin temel yapısını daha iyi anlamamıza ve belki de nihayetinde bir gün birleşik bir teoriye ulaşmamıza yardımcı olabileceği umulmaktadır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.